Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere küresel bir çeteden ve o çetenin Türkiye'deki ayağından bahsedeceğim. Bugüne kadar hep işte uluslararası toplantılardan, küresel oyunlardan, planlardan, projelerden bahsederiz. Ve Bilderberg toplantıları, Sambali konferansları ve Davos'taki o Dünya Ekonomik Forumu'nun düzenlediği toplantılar. Burada yapılan plan ve projeler. Bunlardan bahsettik ama genelde bahsedilmeyen ama esasında dünyanın küresel politikaların şekillenmesinde ve o sinsi şeytani planların yapılmasında başrol oynayan bir örgütlenme, bir sivil örümcek ağından bahsetmek istiyorum ki bunun merkezi Washington'da, ikinci büyük merkezi de maalesef ve maalesef Türkiye'de bulunuyor ve bugün Orta Doğu'daki kan ve gözyaşının, Orta Doğu'nun yeniden paylaşımının planlarını ve projelerini de yapan, yapılmasına efendim propaganda alet eden propagandayı alet eden ve de uluslar üstü bir yapılanma olan bir kuruluştan bahsedeceğim. Adı efendim Atlantik Konsey. Şimdi bu Atlantik Konsey dediğimiz sivil bir yapılanma. Güya gönüllü NATO'nun için NATO için çalışan ama esasında NATO'yla bağı tamamen resmi olmayan fakat gayri resmi NATO'nun propagandasını yapan, sivil örgütlenmesini yapan ve o Gladio dediğimiz o Gladio'nun sivil altyapısını hazırlayan ayağı olan bir yapıdan bahsediyorum. Maalesef dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en büyük yapılanması Türkiye'de Türkiye'deki ayağını deşifre edeceğim ve aynı zamanda bunun Türkiye'nin aleyhine nasıl plan ve projeler yaptığını da deşifre edeceğim. Bu örgüt ne iş yapar? Ne yapar? NATO'yu nasıl destekler? Kim finanse ediyor? Efendim Türkiye'deki yapısının özelliklerine Bunların her birisini sizlere ifade edeceğim. Ama bu konunun aynı zamanda da bugünkü Orta Doğu projesiyle, Büyük Orta Doğu projesi ve Suriye'de kurulmak istenen PKK-YPG terör devletinin altyapısının hazırlanması, Büyük İsrail projesi bunların her birisine de çanak tutan bir örgüt. Maalesef ülkemizde hem İstanbul'da hem de Ankara'da şubeleri var. İsterseniz şöyle bir genel bilgi verdikten sonra detaylarına girelim. Ama sizden istirhamım hem bu video analizi sonuna kadar izlemeniz hem de eşinizle dostunuzla bu bilgiyi paylaşmanız ve yorum yapmanız lütfen bunları yapalım ki önemli olsun ve herkes bu bilgilere erişebilsin ya da hani bu video analizin daha çok kimseye kişilere ulaşmasını sağlayalım. Şimdi Atlantik Konseyi dediğimiz bu konsey e, sivil örgütlenme 1961 yılında kurulmuş küresel geleceği belirleme siyaset, ekonomi ve güvenlik konularında çok ciddi raporlar hazırlayan, konferanslar düzenleyen ve ulus devletlerin başına geçebilecek parlak insanları belirleyip onlar üzerinde çalışan ve öğrenciler üzerinde öğrenci yetişip küresel kurumların başına getirebilen aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarını, bakın STK'ları ve o hani işte meslek kuruluşlarını, akademisyenleri, gazetecileri örgütleyen ve küresel düzenin şekillenmesine vesile olan ya da yardımcı olan bir örgüt. Şimdi bu örgüt özellikle gönüllü olduğunu ifade ediyor ve e, en önemlisi de bu saydığım hani görevler arasında saydığım şeylere ek ilave en önemlisi ABD hegemonyasının sürdürülmesini sağlayan bir yapı. Şimdi bunu söylerken şöyle sıralayalım neler yapmak istiyor. NATO'nun bir kere sivil ayağı ama bu gönüllü olduğunu ifade ediyor. Gönüllü olarak bunu yaptığını ifade ediyor. Ve NATO üyesi ülkelerde propaganda yürütüyor. Neyin propagandasını? Bir, bir kere Amerikan hegemonyasının devamını ve ulus devletlerin NATO üyesi ülkelerin Amerika'ya bağlılığın artması, artırılması ve NATO'ya gönülden bağlanması Türkiye'de ya da başka bir devlette NATO üyesi başka bir devlette o ülkenin efendim derin yapılanmasının oluşmasına vesile olması. Yine işte akademisyenlerden, gazetecilerden, sivil toplum kuruluşlardan kendi ideolojileri çerçevesinde bir örgütlenme sağlama görevleri arasında. Ve yine mesela ülkelerin başına gelebilecek genç liderler, liderleri keşfeder, burslar verir ya da küresel alanda tanıtımını yapar. Mesela bu konuda 1979 yılında bizzat Eğitim ve Halef Nesiller Komitesi. Bak dikkat edin. Eğitim ve Halef Nesiller Komitesi. Yani yerine gelecek kişileri belirleme ve o kişileri uluslararası alanda PR'ını yapma, tanıtma. Bu işleri de üstlenen kurum bu Atlantik Konseyi isimli yapılanma. Şimdi bu bilgileri nereden aldım? Dayanağı nedir? Hepsini de söyleyeceğim. Ya kendi sitesini, web sayfasını açıp lütfen bakın. Orada hepsi ayrıntılarıyla yazıyor. Gizli saklı bir bilgi vermiyorum size esasında. Önemli olan araştırıp bu bilgileri işte bir araya getirerek büyük resmi görebilmek. Şimdi iş adamları, akademisyenler, gazeteciler Özel sektör liderleri, sivil toplum kuruluşları üzerinde çalışarak dedik ki bir örgütlenme sağlıyor. Özellikle Türkiye'de çok etkililer bunlar. Ve toplumsal cinsiyet eşitliği ve diğer konular burada dile getiremeyeceğimiz o büyük projelerden, küresel projelerden birisi. Hatırlayın Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığında toplumsal cinsiyet eşitliği diye bir e, program yapıldı, tepkiler üzerine bu iptal edildi. Yani ne kadar etkili çalıştığını görüyorsunuz. Yine. Covid politikaları ve iklim değişikliği planları üzerinde de bu çalışıyor bu örgüt. Peki kim destekliyor? Şimdi onun finansmanını da sağlayan kişiyi söyleyeyim de sonra detaylara geçelim yine. Soros Vakıfları, Açık Toplum Enstitüsü. Hatırlayın sanırım 2012 yılında güya Soros Vakıfları Türkiye'den çekildi. Ama onun yerini kime bırakmışlar? İşte bu Atlantik Konseyi'ne çok daha etkili ve NATO'yu da arkasına alarak o resmiyette bağı olmasa bile NATO'nun gölgesinde olduğunu herkes biliyor. O çerçevede de etkili oluyor ülkelerde. Şimdi devam edelim. Mesela gelelim, gelelim bu genel bilgilerden sonra bu çetenin Türkiye ayağına. Türkiye'de ne iş yapıyor? Adı ne? Evet, maalesef ve maalesef Washington'daki o yapılanmadan sonra en büyük yapılanmayı da Türkiye'de yaptılar. Çünkü Türkiye işte 1950'lerde NATO'ya giriyor. NATO'nun güney kanadını oluşturan en önemli ülkelerden birisi ama bugüne kadar NATO'nun hiçbir faydasını görmüş değiliz elbette. Fakat Türkiye'nin gerek idari yapısını, gerek rejim olarak korunup kullanmasını ve gerekse başa getirilecek siyasileri belirleme, öğrenci takası, hani Fulbright anlaşmasından bahsetmiştik ya, aynı zamanda onu destekleyen ve Türkiye'deki gençleri, sivil toplum kuruluşlarını, iş adamlarını örgütleyen bir kurum ve kuruluş olarak bugün hem Ankara'da hem de İstanbul'da merkezi olarak bunlara devam ediyor. Bakın Şimdi Türk Atlantik Konseyi NATO Kamu Diplomasisi Daire Başkanlığı'nın tavsiye kararı üzerine 1954 yılında kurulan Atlantik Anlaşması Antlaşması, Antlaşması Birliği'nin Türkiye'deki şubesi olarak ne zaman faaliyete geçmiş biliyor musunuz? 1957 yılında kurulmuş. Bakın dikkat edin bu Atlantik Konseyi'nin kurulmasından önce bir yapısı bir yapılanma. Türkiye'de 1957 yılında kurulmuş. Yani Türkiye'ye ne kadar önem verdikleri. Hani Türkiye'de Gladio derin yapılanma, NATO Gladio'su diyoruz ya. İslamla NATO'nun İslamla Savaşı isimli kitabımızı alıp bunun belgelerini görebilirler. Türkiye'de daha önce kurulmuş. Ne kadar önem verdiklerini gösteriyor. Toplantılar, seminerler, konferanslar ve e, propaganda yapıyor. NATO'ya bağlılık ve Batı değerlerine bağlılık, ABD hegemonyasının sürdürülmesi Türkiye'nin NATO içerisinde kalması, ABD'ye tabiri caizse tabi olması konusunda bu ne yapıyor? Propagandalar yapıyor. Şimdi e, bunun yanında dernekler statüsünde çalışıyor. Bakın dernek statüsünde dışişleri ve savunma bakanlığıyla maalesef çok yakın ilişkileri var. Burada yakın çalışıyor ve Türkiye'deki STK'lar politikacılar, medya çalışanları, düşünce kuruluşları, öğrenciler ve genç liderler konusunda e, adaylarıyla ilgili. Çalışmalar, anketler, efendim e, konferanslar düzenliyor. Yani Türkiye'nin yapısını ve geleceğini şekillendirmek diğer devletlerde de var. Bunları yapabilmek için Türkiye'de ciddi anlamda bir çalışma yapıyor. Sadece Türkiye'de değil, bütün NATO üyesi ülkelerde bunu yapıyor. E, Almanya'da da çok etkili bu kurum. Yani tü, e, Kuzey e, Atlantik e, yapısı. Şimdi Atlantik Konseyi, e, değerli dostlar hangi planları yapıyor mesela? Onu da bahsedelim ki. Çok ilginç bir rapor hazırlamıştı. 2021 yılında çok ilginç bir rapor yayınladı ve bu raporda 10 riskten bahsetti. 10 riskten ben de size bahsedeceğim ve o 10 riskten en riskli ülkelerden birisinin Türkiye olduğunu söyledi. Hangi konuda onu da devamında aktaracağım size. Şimdi hangi planları yapıyor? Bu Atlantik konseyinin sivil e, bölümü yani NATO'nun gönüllü sivil ayağı hangi planları projeleri yapıyor küresel alanda? Bakın Rusya Ukrayna Savaşı'nı körükledi. Ta e, 2014 yılında bir rapor hazırlayarak Rusların efendim işte egemenlik alanlarını genişletmek istediği ve Çar İmparatorluğu kuracağı dolayısıyla Rusya'nın kendi sınırları içerisinde hapsedilmesi gerektiğini ifade eden 2014 yılında bir rapor yayınladı. Ve o raporun adı da Ukrayna için yol haritası raporu yayınladı ve savaşa baktığınız zaman o çerçevede o minvalde yürüdüğünü görüyorsunuz. Yani çok önemli kişiler var bu kurumun içerisinde, çalışan kuruluşun içerisinde. Onu da belirteyim. Bu Atlantik Konseyi'nde uzman olarak çalışan, tırnak içerisinde uzman olarak çalışan kişilere baktığımız zaman bakın, CIA'de çalışıp emekli olanlar, Pentagon'dan çalışıp emekli olanlar, Beyaz Saray'dan çalışıp emekli olanlar. Yani esasında ABD'nin o derin yapılanmalar yapılı kuruluşlarında, kurumlarında çalışan özel yetiştirilmiş Kişiler tekrar buraya geliyor, analist olarak görev yapıyor. Rapor hazırlıyorlar, proje plan sunuyorlar. Ve İsrail e, ve İsrail e, Amerika merkezli bir yapıdan, bir düşünce kuruluşundan bahsediyoruz. İsrail'i çok önemsiyorlar. Zaten burada çalışanların çoğuna baktığın zaman Musevi kökenli olduğunu da görüyorsunuz. Neokonlardan bahsetmiştik. Dünyadaki ekonomik gelişmeleri, siyasi gelişmeleri organize eden ve dünyadaki bu politikaları dizayn etmeye çalışan Gruptan bahsetmiştik. O grubun daha üst düzeyi böyle düşünmek lazım. Şimdi yine Orta Doğu'da bölgesel savaş senaryolarını resmen yaptı. Mesela mesela Atlantik Konseyi geçtiğimiz hafta ABD'nin İran'a yönelik stratejisinin geleceği isimli bir rapor daha yayınladı. Bakın tesadüfler zincirine bakın tesadüf diye bir şey yok. Atlantik Konseyi geçtiğimiz hafta ABD'nin İran'a yönelik stratejisi, gele, stratejisinin geleceği isimli bir rapor yayınladı. Amacı İran İsrail gerginliğini Amerika Birleşik Devletleri'ne mal edip Amerika Birleşik Devletleri'ni bu savaşın içerisine müdahil etmek. Orta Doğu'da yeni bir projeyi tartışıyor. Orta Doğu'daki devletlerin sınırlarının değiştirilmesi, yeni bir harita, yeni bir paylaşımı savunan açık net şekilde bir rapor. Açıp okuyabilirsiniz sayfasında var. Dolayısıyla bakın günümüzde de bağlantılı, geçmişte de çalışıyor, geleceğe dönük plan ve projeler de yapıyor. Şimdi bu rapordan sonra İsrail'in İran'ı vurması ama danışıklı ama işte tiyatro ne derseniz deyin. Ee, İsrail'i vurması bir anlam taşıyor. Yani Orta Doğu'daki bu gerginlik başından beri söylüyoruz bir plan dahilinde yürütülüyor. Yani rastgele İsrail canım sıkıldı şuraya vuralım, canım sıkıldı burayı vurayım demiyor. Bir planla gidiyor ve bir plan üzerinde, plan dahilinde bunlar yapılıyor. Onu da gördük ki Atlantik Konseyi. Yine dikkat edin. İsrail NATO'ya üye olmamasına rağmen sık sık Türkiye'yi NATO'dan atacaklarını ifade ediyor. Neye dayanarak söylüyor? İşte o sivil yapılanmalardaki gücünden bahsediyor esasında. Ve bunu dillendiren bu kuruluş içerisinde yani Atlantik Konseyi içerisinde Türkiye'nin NATO tarafından durdurulması, hatta ve hatta NATO'dan atılması konusunu dillendiren kişiler de var. Bunlar boşuna değil. Yine devam edelim. Bakın e, bu kuruluşun planları arasında Kamala Harris ile Rusya ABD Batı Savaşı'nı körüklerken bunu planlarken Trump ile de ABD İsrail İran Savaşı'nın planlarını yapıyor. Yani kimi nerede kullanacaklarını çok iyi biliyor. O yüzden mesela diyoruz ya işte Trump küreselcilere karşı bir politika izliyor. Şimdi baktığınız zaman her zaman şunu söylüyoruz. O küresel akıl, şeytani akıl Hiçbir zaman tek ata oynamaz. O yüzden şimdi Trump'ın kazanacağı ön plana çıkınca Trump üzerinde çalışmaya başladılar. O da şu. Trump geldiğinde diyor ki ben Ukrayna Rusya savaşını durduracağım. İlişkileri var. Putin'le özel ilişkileri olduğu söyleniyor. Ama Putin'in e, düzeltiyorum Trump'ın zaafı şu. Orta Doğu'da biliyorsunuz bu İbrahim anlaşmalarını yapan kişi, vesile olan kişi ve İsrail'e kayıtsız şartsız daha fazla destek vereceğini açıklayan kişi. İşte bu zaafından yararlanarak Atlantik Konseyi e, Trump'ın üzerine çalışıyor. İran, İsrail, ABD savaşının daha da artırılması, gerginliğinin artırılması. Orta Doğu'da bir bölgesel savaşın çıkması için planlar yapıyor. Başka? Şimdi son düzlükte e, ABD Çin savaşının da altyapısını hazırlıyor. Ve bu raporlarda hazırlamış olduğu plan ve projelerde diyor ki öncelikle öncelikle Orta Doğu, Ukrayna, Rusya savaşı buralarda ABD hegemonyasının, ABD gücünün gösterilmesinden sonra Çin'e sıra gelebilir. Çin de diyor ABD'ye rakip en önemli devletlerden birisi. Hatta uzay ile ilgili çalışmaları ve teknoloji ile ilgili çalışmaları ve donanma ile ilgili çalışmaları ABD'yi geçti. Bununla ilgili de önlem alın diyor. Alınmalıdır diyor. Yine devam edelim. Bakın Atlantik Konseyi 16 Aralık 2021'de e, e, şöyle bir rapor hazırlıyor. 2021 için İlk 10 Risk ve Fırsat isimli bir rapor yayınladı. Bu raporda Türkiye'yi yakından ilgilendiren bölümler var, cümleler var. Orada şunu diyor. Türkiye'yi risk olarak görüyor, riskli olarak görüyor ve devam ediyor. Bu rapordan bakın başlıklar sunayım. Diyor ki Biden'ın başkanlığı tıkanabilir. Gerçekten de Biden bu yarışta elendi değil mi? Elendi. Başka ne diyor? Küresel borç kaynaklı yeni bir ekonomik kriz, büyük kriz gelebilir ki küresel borcun 350 trilyon dolara dayandığını biliyorsunuz. Ve buradan dünyada bir ekonomik sıkıntı bu ekonomik sıkıntı sonrasında bir küresel savaşın olacağını ifade ediyor. Başka diyor ki batı artık etkisiz hale geldi. Askeri ve ekonomik anlamda batı zayıfladı. Dolayısıyla diyor doğuyla batı arasında bir denge kurmak için yeni plan ve projeler geliştirmek gerekir. Yani esasında doğunun zenginliklerine çökün diyor. Bugün Orta Doğu'da yaşanan işte İsrail merkezli bu plan ve projeler demek ki bunların kafasının altından çıkıyor. Yine Kuzey Kore büyük sorun haline gelebilir. Bakın 2020'de diyor bunu büyük sorun haline gelebilir. Çünkü e, işte nükleer silah yapımını tamamladı. ABD'nin çok e, işte sinirlerini bozacak hamleler yapıyor diyor. Önlem alınması gerekir. Başka ne diyor? Çin ABD e, Tayvan üzerinden çatışmaya götürülebilir. Çin diyor ki 2000 e, 2000 27 ya da 28 yıllarında Tayvan'ı işgal etmeye hazırlanıyor. Amerika buna asla izin vermemelidir. Şimdi yine devam ediyor aynı rapor. Diyor ki gıda krizi yaşanabilir. 2021'de dedi. Şimdi bugün dünyaya baktığımızda bir gıda krizinin gıda fiyatlarındaki aşırı yükselme, özellikle Türkiye'de ciddi anlamda bu rapordan sonra ortaya çıkan bir durum. Ne demişti Henry Kissinger? Aynı zamanda bu Atlantik ile yakından çalışan bir kişiydi. Demişti ki gıda'yı kontrol ederseniz insanları kontrol edersiniz, petrolü kontrol ederseniz devletleri kontrol edersiniz. Plan tıkır tıkır işliyor. Yine diyor ki küresel orta sınıf çökecek. İşte tam dediğimiz konu küresel orta sınıf. Ülkemizde de çöktü, diğer Avrupa ülkelerinde de çöktü. Orta sınıf diye bir şey kalmadı. Çünkü istedikleri şey ne? Efendim zengin fakir ya da köle e, efendim işte efendi köle hikayesi. Makas her geçen gün azalıyor. Bileyerek isteyerek orta sınıfı ne yaptılar? Yok ettiler. Çünkü istedikleri düzen o. Yine Türkiye diyor Haydut Devlet. Bakın Türkiye için Haydut Devlet tanımlaması yapıyor. Haydut Devlet haline geldi diyor. Çünkü Somali, Libya, Irak, efendim e, Katar, e, Suriye, Balkanlar'da siyasi ve askeri faaliyetler yürütüyor. Yeni Osmanlıcılık e, oynuyor. Dolayısıyla hedefleri büyük. Bunun bir an önce durdurulması gerekir diye de o raporda belirtiyor. Şimdi gelelim Türkiye aleyhindeki faaliyetlerine. Bunu da söylendikten sonra e, analizi bitirmek istiyorum. Şimdi Türkiye aleyhine ciddi faaliyetler yürütüyor. Raporlar yayınlıyor. Efendim Think Tank kuruluşlarında organizasyonlar yapıyor. Bir, diyor ki kuruluşun yönetic yöneticilerinden Stephen Zunes e, parçalanmış Türkiye haritasını Stratford Hatırlayın bu da CIA'nin gölgesi. Gölge CIA diyorlar. İsimli düşünce kuruluşunda yayınlayan kişi ve aynı zamanda 15 Temmuz'da Türkiye'nin hava sahasını adım adım izleyen kuruluş ve Türkiye'nin parçalandığı haritayı yayınlıyor ve orada işte PKK YPG aslında terör devletini Kürdistan olarak gösteren e, iş kişi burada faaliyet yürütüyor. Başka Albay Ralph Peter. Bunu daha önce söylemiştim. Bir albay ve Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi kurumlarına Büyük Ortadoğu projesi ile ilgili haritalar hazırlıyor. Military Review isimli e, dergide bunları yayınlıyor ve Orta Doğu'da yeni bir paylaşımın zamanının geldiğini ifade ediyor. Bu masada Türkiye'de var her zaman söylüyoruz başka. Yine Peter Galbraith isimli kişi de Kürtlerin babası olarak biliniyor lakabı böyle ve dört parçalı Kürdistan projesinin fikir babası zamanı geldiğini söylüyor. Atlantik Konseyi'nin ABD'den sonraki en büyük merkez dedik Türkiye'de kurulmuş ve e, Ermeni ve Kürt açılımı konularında da her zaman çalışan bir yapı. İşte bunu bölgemizden, ülkemizden def etme zamanı geldi. Bu bu tür kuruluşlar olduğu sürece bizim başka düşmana ihtiyacımız yok. Çünkü düşman içimizde. Değerli dostlar, bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere hoşça kalın.